أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، صلوا على رسولنا محمد. صلوا على قرة أعيننا محمد. اللهم صل على رسولنا محمد وعلى آل رسولنا ونبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sayın Dekanım, değerli müdür hocalarım, öğretim üyesi hocalarım, öğretim elemanı arkadaşlar, öğrenciler, hepinize hoş geldiniz diyorum. Maşallah, yani bizde olduğu zaman öğrencinin pek ilgisini çekemiyoruz. Hocam nasıl başarmış bu kadar öğrenci? Hepinize çok teşekkür ediyorum. Öğrenciler karşısında konuşmak çok heyecan verici. Çünkü her biri dinler gibi geliyor insana sonraki nesillerde. O sebeple liselere gittiğim zaman da, orada da söylüyorum, ben öğrenciler karşısına geçtiğim zaman inanın kitlelerin karşısından daha çok heyecan duyuyorum. Bu heyecan bildiğiniz heyecan yani. O sebeple bu hiç bitmiyor demek ki. Geçen hocalarımızla konuşurken dönem başı olunca da aynı heyecanı duyuyorum dedim. Dediler ki hocam hep öyle. Yani yılların hocasıyız. Aynı dersi anlatıyoruz. Ama sınıfa dönem başı geleceğimiz zaman inan öğrenciler zanneder ki hoca rahat geliyor. Ama hoca da o yeni gelen öğrencilerle belli bir temas noktasında, buluşma noktasında bir heyecan yaşıyor. Allah Azze ve Celle'den diliyorum ki inşallah bana güzel şeyler söyleyebilmeyi, bildiklerimi doğru ifade edebilmeyi, bilmediklerimi arada bana bir şekilde sizinle birlikte bu niyetiniz ve istediğinizle buluşunca bir sinerjiye dönüştürmesini ve bizim İslam ve ilim gibi çok temel bir başlıkta doğru tespitler yapabilmemizi ve bu doğru tespitlerin bizim bundan sonraki akademik sürecimizde etkisi ve katkısı olmasını. وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ayetindeki dua gibi bize buradan bir rüşt Cenab-ı Hak nasip etsin. Çünkü İslam ümmetinin İlim ile, Bizans'tan sonra bilim, ilim biliyorsunuz değişik bir ifadeyle bir ayrımdan söz ediliyor. Bizim bir sınavımız var. Şöyle kısaca tarihe baktığımız zaman aslında İslam ümmetinin doğuşundan itibaren 7. yüzyıl, 8. yüzyıl, 9, 10, 11 hatta 12 toplamda bir 500 yıllık bir süreçte çok ciddi bir sıçrama var. Yani çok ciddi bir sıçrama var. Fizik, kimya, matematik, tıp, botanik. Bunların teferruatını biliyorsunuz. Demin Sayın Dekanımız bahsetti. Fuat Hoca bu hususlarda ümmeti çok ciddi şekilde aydınlattı. Biz bu işlerden anlamayız. Sandığımız çoğu bilimi başlangıç noktasında önemli ve köklü ve esaslı temel atmalarımız var. Ama her ne olmuşsa, yani bu bir grafikse eğer şöyle bir çıkmışız, sonra sönümlenmişiz. Bunun sebepleri hususunda yıllardır okumalar yapıyoruz. Yani ben bilim tarihçisi değilim ama gördükçe merakla okudum. Neden biz bir vakit ilim konusunda, ilim derken bilim yani, konusunda çok ciddi bir yerimiz varken sonra uzaklaşmışız. Neden sönmüş? Bazıları diyorlar ki işte Haçlılar saldırmış 13. yüzyıl veya 12. 13'te Moğollar saldırmış.
veya İpek Yolu önemini kaybetti gibi sebepler var. Ama hangi sebepse, ben o sebepleri çok iyi bilmiyorum ama şunu biliyorum ki, varlığı var eden Allah Azze ve Celle, ona var edici diyorum her zaman, var edici kudret. Sonra varlık, ki bütün varlık, Allahu la ilahe illa huve haliku kulli şey. Bu ayette var edici var ve her şeyi var edici olarak kendisini tarif ediyor. Her şeyin var edicisi. Dolayısıyla varlık ve bütün varlık ve var ediciden söz ediyoruz. Sonra çok özel bir yaratık olarak Adem ve onun soyundan bahsediyoruz. Bu Adem dediğimiz varlık da hatırlarsınız Allah Azze ve Celle'nin yarattığında meleklere takdimini وَعَلَّمَا آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا Allah Azze ve Celle bütün isimleri Adem'e talim etti. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ Sonra meleklerin önünde. Meleklere sordu, sonra Adem'e sordu. Ve Adem Aleyhisselam'ın bu öğrenen, bilgilenen, bilgiyi toplayabilen, tasnif edebilen, kavrayan bu kapasitesi öne çıktı. Şimdi dolayısıyla tabloda, yani resimde, zihnimizde bir var eden kudret var, her şeyi var eden. Varlık var ve bir de insan var. İnsan, Cenab-ı Hakk'ın var ettiklerini tanımlayabilen, anlamlandırabilen, araştırabilen, gözlem yapabilen, deney yapabilen, onun şöyle bakınca ne olduğunu çözebilen bir yanı var. Yani biliyorsun bir şey buluyoruz bazen, bu kıymetli mi diye, altın mı diye sarrafa götürüyoruz. Sarrafın özelliğini alıyor, bakıyor. Bu kaliteli bir altın diyor. İnsan varlığı inceleyip var edicinin ilmine, var edicinin kudretine, var edicinin bilgisine dair hayranlık duyabilen bir varlık. Dolayısıyla bundan başkası yok. Yani evreni özetlersek, şu anda eğer cinleri bu manada kenara koyarsak, insan böyle bir varlık. Ve Allah Azze ve Celle kitapta konuşurken hep böyle konuşuyor. Bakmadılar mı? Etmediler mi? Estaizu billah. اَفَلَمْ يَرَوْا اِلَى مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ Hiç önlerine bakmadılar mı? وَمَا خَلْفَهُمْ Hiç arkalarına bakmadılar mı? مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ Göğe, yere bakmadılar mı? اِنَّشَ Biz istesek نَخْسِفْ بِهِمُ الْاَرْضَ Onları yere yutturabiliriz. اَوْ نُسْقِفْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ Yahut gökten parçalar üzerlerine düşürebiliriz. Dün ya önceki gün sosyal medyada ve hatta bazı haber sitelerinde bir haber dolaştı. Dikkatinizi çektim bilmiyorum. NASA açıklama yaptı. Bir sene sonra 128 veya 134 kilometre veya metre zihnim yanında olabilir. Büyüklüğünde bir taş parçası gökten düşmek üzere. Tarihi belli işte 28 Mayıs. 2022'de dünyaya çarpacak. Hiroşima'ya atılan atom bombasının 15 katı büyüklüğünde etkisi olacak. Milyonlarca insan ölecek. Ciddi bir hareketliliğe ulaştı. Ondan sonra hatta teyit arandı. Sonra dediler ki teyit edilemiyor. Bu dediğimiz bir hadise belki bu yalan ama bu süreçte böyle içinde bulunduğumuz ortamda böyle bir şeyin hakikati var. Ortalama 2000 yılda bir bu düzeyde bir parça, meteor yeryüzüne çarpabiliyor ve milyonlarca insanın ölümüne yol açabiliyor. Bunun bir ilmi var. Şu anda insanlık belli bir noktaya geldi. Daha gelmeden Allah Azze ve Celle'nin bu yeryüzüne gönderebileceği parçayla ilgili ilim yapabiliyor. Şimdi ilimlere bakarsanız bunlar İnsana dair ilimler, yeryüzüne dair ilimler, fezaya dair ilimler, bitkilere dair ilimler, canlılara dair ilimler,
Yerin kendi içerisinde dağlar, tabakalar, çok çeşitli bu anlamda karşımızda malzemeler var. Ama bütün bu malzemelerin var edicisi aynı kudret. Allah Azze ve Celle. Ve o, biz inananlar iddia ediyoruz ki konuşuyor. Tekrar ediyorum. Ve o, biz inananlar iddia ediyoruz ki mümine, o konuşuyor. Ve hepsinden yeri gelince bahsediyor. Bir tarihte haremdeyim. Haremde imam şeyi okuyor, bu Samiri'nin buzağı yapmasını ve Yahudilerin ona bir kısmının tapmasını. Cenab-ı Hak orada diyor ki, اَوَلَمْ يَرَوْ اَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَب۪يلًا اِتَّخَدُوهُ وَكَانُوا ظَالِم۪ينَ Ya hiç görmediler mi? O buzağı onlarla konuşmuyor ki. Onlara bir yol göstermiyor ki. Nasıl onu ilah edindiler demeye getiriyor. Ben böyle namazdayım. Şimdi dedim ki yani sanki sen bizimle konuşuyorsun da yani. Sonra birden böyle kaldım. Şu an konuşan kim? Allah Azze ve Celle. Demek ki Cenab-ı Hak ben sizinle konuşuyorum şeyi içerisinde bize karşı ya buzağı da ne buldunuz? Bakın ben size sürekli konuşuyorum. Şimdi biz iddia ediyoruz ki var eden konuşuyor. Elimizde onun konuşmaları var. Varlık da önümüzde ve biz insanlar olarak buradayız. Şu halde biz insanların var edenin var ettiklerini görüp ki bunların hepsine Cenab-ı Hak ayet diyor. قُلْ اِنْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ De ki bakın göklerde ne var, yerde ne var, bakın. Sonra diyor ki iman etmeyenler için bunca ayet ne işe yarar? Kısaca bir giriş yaptım. Şimdi şurada benim zihnimde hep şöyle bir sıkıntı var. Ve ben bu hususu sekülerizmin ta başladığı dipte bir nokta gibi görüyorum. Yani sekülerizmin hukuk nizamında laiklik olarak karşımıza çıkması çok geç bir hadise. Ama biz ondan çok önce zihin dünyamızda bir yanlış yapmışız diye düşünüyorum. Allah Azze ve Celle bize eşyaya bak diyor. وَفِي الْاَرْضِ اَيَاتٌ لِلْمُوْقِن۪ينَ Yeryüzünde ayetler var diyor. Kimler için? لِلْمُوْقِن۪ينَ Kesin bilginin peşini kovalayanlar için. Bunları araştıracak, bilgiyi kesinleştirmek, kesin bilgiye kavuşmak için, inceleyecek kimseler için ayetler var. Sonra dönüp sadece yer kabuğunda yerde değil. وَفِي أَنْفُسِكُمْ Sizin kendinizde de var. Siz de varlığın bir parçasısınız. اَفَلَا تُبْصِرُونَ Yahu görmüyor musunuz? Bakın. اَفَلَا تُبْصِرُونَ Görmüyor musunuz? Şimdi bu ayetlerin böyle sertçe, güçlü bir şekilde okunduğu yerde biz şöyleyiz. مُبْبَيَ Dikkat et. Olmaz. وَفِي الْاَرْضِ اَيَاتٌ Meddere dikkat et. Bu ilimleri yapıyoruz. Bir problemim yok. Yanlış demiyorum. Ama bu ayetin bize söylediği şeyi yapmak deyince birdenbire şöyleyiz. O bizim işimiz değil. Burada bir çarpıklık var. Şimdi öyle bir ayrıma gitmişiz ki bir yerde var edicinin sözleri okuna duruyor. O kişiye diyoruz ki bununla ilgilen. O kişi bize diyor ki ya var edici bana sürekli diyor ki git göğe bak, git yere bak, git şuraya bak, git buraya bak. Oralara gitmeni söylüyor. Biz ona diyor ki sen hiçbir yere gitme. Sen orada otur. Hiç oralara da bakma. Niye o işi başkaları yapıyor? O diğer bu işi yapmakla yükümlü olan kişiye de var edicinin sesini bile ulaştırmıyoruz. Var edicinin ne dediği, nasıl yönlendirdiği, neye bakması gerektiğine dair. Ayırmışız. Bu neye benzer biliyor musunuz? Bir deney, kontrollü bir deney yapıyoruz. Deneyin girdilerini bir öğrenciye vermişiz. Girdi parametrelerini o takip ediyor. Sonuçları başka bir öğrenciye vermişiz. Şimdi bu girişteki parametreleri değiştiriyor ama ne tür sonuçlara yol açtığını hiç bilmeyecek. Bu ikisi bir arada olmazsa tefekkürü, değerlendirmeyi kaçırmışız demektir. İkisi de boşa çabalayacak demek. Bu taraftaki يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا
zahiriyle ilgileniyor, sonuca gidemiyor. Yani var ediciden, varlıktan var ediciye gidemiyor. Var edicinin yönlendirmesiyle varlığı inceleniyor. Burada bir ilişki var. Varlıktan da var ediciye gidiyoruz ayetten. Var ediciden de, yani Yüce Allah'ım git şuraya bak, git buraya bak denesiyle de gidip varlığı inceleyebiliyoruz. Bir örnek son zamanlarda benim dikkatimi çekti. Ne kadar ikna edici bilmiyorum. Eskiden beri şu ayeti okuduğum zaman Estaizu billah İnne Allahe la yestahhi en yadribe meselen ma ba'udaten fe ma fevkaha. Bunu meal derslerinde de yıllar önce yaptığımda aynı tartışmalar olmuştu. Bizim bir meal grubumuz var böyle. Farklı farklı insanlar. Orada her türlü kesimden insanlar var. Ve onlar rahatça konuşuyorlar. Ben yani böyle konuşulmaz, böyle söylenmez demiyorum. Orada ayetin ifadesi şu. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَح۪ي Allah haya etmez. Yani Cenab-ı Hakk'ı hicap almaz. اَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا Bir örnek vermek. En yadribe meselen mâ ba'udaten, mesela bir ba'uda sivrisine. Femâ fevkâhâ. Yahut veya hatta femâ fevkâhâ, daha büyüğünü. Şimdi sivrisinekten, sivrisineği örnek vermekten veya beklentine yönde, çünkü müşrikler küçük küçük şeyleri örnek veriyor. Ya bunlar bir basışta onlarcasını ezip geçiyoruz, öldürüyoruz, bunlar değersiz şeyler. Yüce Yaradan bula bula misal vermek için böyle küçük bir şey mi buldu? Tabii sivrisineğin özellikleri, çok enteresan şeyleri var. Ona hiç girmiyor. Benim, bana ters gelen tarafı فَنَا فَوْقَهَا Hatta fevkini. Şimdi geçenlerde bir şeye denk geldim. Çok emin olmadığım halde ihtiyatla söylüyorum. İngilizce ilgili makaleleri falan da buldum ama diyor ki فَمَا فَوْقَهَا'daki ifade, deminki söylemek istediğimi anladınız değil mi? Daha büyüğü. Müşrikler zaten küçüğünü örnek vermekten Cenab-ı kınamışlar. Cenab-ı Hak da dese ki bırak sivrisineği, daha küçüğünü de örnek vermekten Allah hayal etmez. Gelişi böyle olması bekliyorsunuz. Ama فَمَا فَوْقَهَا demiş. Tabii biz bunu anlamaya çalıştık. Şimdi bir araştırma bize diyor ki sivrisinek insanları emerek yaşayan bir hayvan. Fakat Allah öyle bir sistem kurmuş ki ondan çok daha küçük bir canlı, o da böyle sivrisinek gibi, gözle görünmesi zor. YouTube'da var görüntüleri böyle sivrisineğin üzerinde. Belki mikroskop görüntüsü. Çok küçük bir canlı geliyor, onun sırtına konuyor arkadan, üzerine çıkıyor ve sivrisinek ona hiçbir çare bulamıyor. Emiliyor resmen hayvan. Ve bazı bize gelip, bizi emenler o kadar çaresiz kalmış olabiliyor ki son anda böyle vücudunda artık su kalmış. Kanı emilmiş, emilmiş o küçük canlılar tarafından. Ama o çok daha küçük. Allah Allah! Acaba Allah Azze ve Celle bize ben bir sivrisineği siz küçük buldunuz, değersiz buldunuz, örnek vermekten hatta hayal etmem. Hatta onun sırtındakini, hatta onun üstündekini, hatta onun fevkindekini örnek vermekten bile hayal etmem. Diyerek oraya bir şey sakladı ve sonraki ayette diyor ki فَاَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ فَيَعْلَمُونَ فَاَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ İman edenler, فَيَعْلَمُونَ bilirler, ilim yaparlar, ilim sürecinde yakın bir bilgiyle onun Rablerinden hak olduğunu bilirler. Bu sürecin Cenab-ı Hak'tan varlığa gittiğimiz süreci. Yani ayete bakıyoruz, ayette anlayamadığınız bir şey var. Her ayeti okuduğumuzda, özellikle bu süreçteki ayetleri okuduğumuzda hemen anlamamız beklenmemeli. Ayet bizi sahaya yönlendiriyor, sahada araştırmamızı bekliyor ve araştırma sonucunda sonuçla buluşacağımızı bekliyor olabilir ve sonuçta sistemin böyle olması da mantıklı. Çünkü Yüce Yaradan bizi
anlayan, kavrayan, inceleyen, gözlem yapabilen bir varlık olarak varlık ile buluşturmuş. Ve bu varlık sadece yeryüzüyle de sınırlı değil. Muazzam bir feza da bunun bir parçası. Geçenlerde birisi bana yazmış, böyle bir sohbetin altına, çok fazla kendinizi ciddiye almıyor musunuz? Biz insanlık olarak 13,5 milyar yıllık ışık yılı bir fezada, varlığı ihmal edilecek bir galakside, onun büyüklüğüne, yine onun içerisinde varlığı ihmal edilecek kadar küçük bir güneş sisteminde ve güneş sisteminin büyüklüğü içerisinde de kendi varlığı ihmal edecek kadar küçük bir kürenin üzerinde ve o küreye göre biz varlığımız neredeyse ihmal edecek kadar küçük varlıklarız. Kalkmışsınız bizimle ilgili işte büyük sonuçlar ortaya koyuyorsunuz. Küçük varlıklarız. Ben onu bir an böyle düşününce dedim ki hakikaten aslında çok basit varlıklarız. Hacim ve kütle olarak. Ama biraz daha düşünün. Bizim varlığımız çok küçük ama bizde bir kapasite var. O kapasite çok uzaklara kadar eriyor. Baba ile anne arasında bir konuşma. Diyor ki bizim çocuk biraz değişik biliyor musun? Ne ya? Ya öyle şeylere aklı eriyor ki. Hiç beklemezsin ya. Bizim orada böyle zibidi falan derler. Ya bak şunu sordu bana. Şimdi bizim elimiz yetişmeyebilir, bedenimiz yetişmeyebilir ama akreden bir yanımız var ki Yüce Yaradan'ın Hazreti Adem'in meleklerin karşısına çıkarırken bakın hele Adem'e dediği biz yeryüzünün çevresini şu kağıt üzerine düşürdükçe aslında eriyoruz. Aklen eriyoruz, elimiz erişmeyebilir. Aklen bakın 13,5 milyar ışık yılı dediğiniz veya milyarlarca galaksi dediğimiz şeyi aklederek soyut düşünce sistemi içerisinde hesap yapar. Matematik bunun önemli bir aracı. Masaya getirip koyduk. Şimdi ilkokulda duvarda duran güneş sistemi gezegenler bize şunu söylüyor. İnsan varlığı belki hiç gidemediği henüz Mars'a şuraya buraya ama aklında orayı kuşatmış. Bu bizim ilim olarak erişimimizi gösteriyor. Allah Azze ve Celle zatıyla ilgili ne diyor? وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا Allah Azze ve Celle ilmen her şeyi kuşattı. وَسِعَ كُرْسِيُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Ayeti de öyle. Dolayısıyla evren çok geniş olabilir ama ben çok dar, sınırlı bir hacimli bir varlık değilim. Öyle bir kapasitem var ki bunu masaya, bunu kağıdın üstüne düşürebiliyorum. Şimdi bizim böyle bir tarafımız var ve biz bu ilmi yapıyoruz. İnsanlık dünden beri bu ilmi yapıyor. Başından konuştuğumuz sıkıntı ise var eden burada konuşuyor. Var edenin konuştuklarını bir kesime ödev olarak vermişiz. Var eden varlıkla ilgili her konuştuğu yerde şuraya bak buraya bak dediği zaman o kimseleri bütün bu araçlardan yalıtmışız. Sen matematik bilemezsin, sen matematik bilmemelisin. Sen fizik, ya senin fizikle ne işin var? Sen tıp bilemezsin, şunu bilmemen gerek, sen ilahiyatçısın demişiz. Öte tarafta da o diğer ilimlerle ilgilenen herkesi siz ilahiyatçı değilsiniz ki, yani dersin ortasında ayet zikredilen bir tıp dersi olabilir mi? Olursa herkes şöyle, hoca ayetten bahsediyor diye. Bunu o kadar birini diğerinden ayırmışız ki bize neredeyse komik gelecek kadar biri diğeriyle alakasız diyoruz. Peki, biz bir dönem medeniyet yapmışız. Medeniyet uygarlık oluşturmuşuz. Dünyada o dönem var olan Hint, Çin ve Avrupa medeniyetlerinin fevkine geçmişiz. Bunu onlar da teslim ediyorlar o dönem için. Yani 12. asra kadar, 13. asra kadar. Nasıl yaptık bunu? Derin hocam, dekan hocam bahsetti. Ben böyle isimleri ve tarihlerini çok iyi bilmiyorum. Ama o söyleyince birkaçını aklımda tuttum. Mesela İbn Sina. Gidin bakın aldığı tahsil ve talim başlangıcı itibariyle ilahiyat yani İslami ilimler dediğimiz Kur'an, sünnet öyle geliyor, alıyor başını geliyor. Sonra İlerletiyor, matematik öğreniyor, astronomi öğreniyor, geometri öğreniyor,
tıp öğrenir. Hele tıp sahasında yani yazdığı eserle 5 asır Avrupa'daki kitab-ı tıp, tıp, temel tıp eseri olarak. Şimdi bu kimseye baktığınız zaman bu var edicinin sözlerini bilen, var edicinin gönderdiği mesajları bilen bir kimsenin varlıkla ilgili ilimleri de tahsil ettiği yerde biz çok hızlı bir gelişme sergilemişiz. Çok hızlı. Diğer örnekler de böyle. Ben İbn-i İbban'ı çalıştım. İbn-i İbban Hicri 4. asır. Şaşırmıştım o zaman. Girişte İbn-i İbban astronomi biliyor. Yani akşam namazıyla ilgili Süreyya Yıldızı'nın ortaya çıktığı hadisleri sıra sıra verirken adeta bak ben nasıl uzay bilgim var bunu konuşturuyor. Baktığınız zaman işte şöyle çıkar, şöyle belirir, şöyledir, arada aşağılarda konuşuyor. Tıp hatırı sayılır, tıp biliyor. O zaman diyorsunuz ki sebebi her neyse, yani Haçlı Seferleri, siyasi sebepler, ondan sonra Moğol istilası, ekonomi bilemiyorum ama vaktiyle bu bütüncül bir yaklaşım içerisinde var edicinin git şuraya bak dediği her yerde gidip bakmışız. Ben tefsirciyim, ne işim var laboratuvarda dememişiz. Onu da öğrenmişiz, ötekini de öğrenmişiz, ötekini de öğrenmişiz ve o zaman bir itibarımız varmış. Öyle bir itibar ki hala dünya o günkü itibarımıza saygı duyuyor. O gün ürettiğimiz matematikten adını alan bir cebir ilmi var. O günkü ürettiğimiz tıp ilminden onun temel alan bugünkü modern tıp var. O günkü ürettiğimiz yine kimya temelli ilimlerden peydahlanmış, onun üzerine atılmış bugünkü kimya ilmi var. Ama biz bu alanı terk edince hangi sebeple terk ettik bilmiyorum. Bazıları da diyorlar ki burada bir sekülerleşme benzeri bir şey oldu. Kelam ilmi bu yönde felsefeye karşı bir hamleyle bu ilimleri, bilim ve felsefeye dair hususları ötekileştirdi ve İslami ilimler artık medreselerde temel okutulması gereken ilimler olarak başlangıcı edildi. Siyaset tarafına destek verince zaman içerisinde diğer alanlardan çekildi. Artık Cenab-ı Hakk'ın git şuraya bak, git buraya bak dediği zaman sadece duvarlara konuştu. Metni çektik. Ondan sonra ayetteki ifadelere, belagatına bildiğiniz ilimler. Ayette Cenab-ı Hak bize söylüyor. Peki, şimdi diyebiliriz ki hocam tamam bizim dışımızda bir yerlere gelinmiş bugüne kadar. Biz hayalimizde canlandıralım ki biz bunu o günden beri, ilk baştan beri yaptığımızı varsayalım ve bugün insanlığın geldiği ilmi seviyeyi hakikaten Kur'an'ın irşadıyla, yani biz ilahiyatçılar, artık o zaman ilahiyatçı demeyecektik, alimiz. Ben demiyorum ki yer kabuğuyla ilgilenen bir ihtisas alanı olmasın, olsun ama o ihtisas alanı var ediciyle irtibatı kopmasın. Yani hem ilahiyatçı hem botanikçi, hem ilahiyatçı hem tıpçı. Zihnimdeki, kafamdaki model böyle. Demin hocam çap dedi ya, çap benim böyle hayalim. İlk vektör yardımcısı olduğum zaman ilk bu işe giriştim. Ve ilahiyat öğrencisiyle diğer bütün alanlar arasında biliyorsunuz böyle şartlar vardı. %25 dersler tutacak, şu tutacak. Hepsini kaldırdım. Bir öğrenci geçmek istiyorsa ikinci sınıftan itibaren oradaki diğer Anadolu'da okuyabilsin. Yani bir ilahiyatçı ve aynı zamanda biyoloji okuyor. Bir ilahiyatçı aynı zamanda fizik, bir ilahiyatçı aynı zamanda kimya okuyor. Bir ilahiyatçı aynı zamanda mühendislik, aynı zamanda tıp okuyor. Bizim bu aslında ileriye dönük değil, aslında bunu yapabilsek geçmişe döneceğiz. Biz böyleydik zaten. Ve böyle olduğumuz yıllarda hem saygındık hem muteverdik ve hem de medeniyet oluşturduk. Geçenlerde Bursa'da öğretmenlerle bir toplantımız oldu. Öğretmenler dediler ki hocam bize öğrenciler saygı duymuyorlar. Bize dinci diyorlar. Bizim ders başlayınca hocam dur zaten matematik dersinde çok yoruldum. Biraz başımı koyayım uyuyayım. Herkes dinlenme dersi aradaki bir boşlukta dinlenme dersi olarak görüyor. Bize de saygı duymuyorlar. İşe yaramaz görüyorlar bizi dedi.
Biliyor musunuz? Dizi öyle görüyorlar. Toplum da öyle görüyor. Hangi katkıyı, ekonomik katkıyı üretiyorsunuz diyorlar. Yani siz bir şeyler okuyorsunuz, dini olursa ya artık öteki tarafa gidersek orada işe yarayacak. Ama burada bir ekonomik katkınız topluma yok. Bizi hangi şeytani plan böyle bir kenara itmişse, işin kötüsü biz de bununla kullu hizbin bimâ ledeyhim ferihun, mutlu saymışız kendimizi. Halbuki biz işten, elden, etekten çektirilmişiz. Artık Cenab-ı Hakk'ın bize söylediği alanlarda gidip o dediği araştırmaları da yapamaz, yapamayacak hale getirilmişiz. Peki biz onu yaptık, hakikaten açtık bütün aralarını. Baktık diğer şey sene başı geldi, dekanlıklar kontenjan açmıyorlar. İşte ilahiyat öğrencisi gelir, bu da mühendislik okur, haksız bilmem ne falan. Ama bu kesinlikle geçmemiz gereken bir süreç. Öyle olmuyorsa başka türlü kesinlikle bir ilahiyat öğrencisi, bir alan, asıl yani Cenab-ı Hakk'ın ayetlerini inceleyeceği bir alan seçecek kendisine ve hem o alanın lisansına hem ilahiyat lisansına sahip olacak ve sonra da bu hususta artık ilerleyecek. Onun önü açık. Eskiler buna Zülcenahayn derlerdi. Ve inanın onlardan neler çıkacağını biz şu anda hayal bile edemeyiz. Peki dönüyorum eski soruya. Biz bu süreci böyle yürümüş olsaydık, bugünkü batıya bıraktığımız 16. yüzyıldan sonra onların bizden alarak, hatta bizim etkimizle Rönesans ve Reform'la başlattıkları süreçte o yolu yürüyebilir miydik? Yani iddia şu, Cenab-ı Hak yönlendirecek, gideceğiz bu alanda inceleme yapacağız ve hakikaten Cenab-ı Hakk'ın adeta ben oraya bir şey saklamıştım, git orayı kurcala bak dediği yerde bir şey çıkacak mı olurdu? Yoksa yani şu anda Kur'an'ın dediği yerde gidip baksaydık başka şeyler bulacaktık. Bilim tam tersi şeyler buldu. Dinin söylediği istikamette maalesef yanlış yere tarif ediyor. Hani bu hazineciler böyle otantik de harita buluyorlar, her bulduklarına da inanmıyorlar. Sonra bir de şimdilerde bir cinci bir hoca buluyorlarmış yanlarlar, cinler kaçırıyor diye. Hocalar da bu işten para kazanmanın yolunu bulmuş. Dengeleyim, okuyayım, son anda cinler kaçırmasın diye. O hep kazanıyor diyor. Hoca hep geliyor, okuyor, parasını alıyor. Ama onlar buldukları her uyduruk şeyle gidip orayı kazıyorlar. Kazdılar bir şey yok, kazdılar bir şey yok. Öyle mi olurdu bizimki de? Cenab-ı Hakk'ın yönlendirdiği yerlere giderdik, bakardık, bulamazdık. Buldukları üzerinden bakalım. Estaizu billah, ilim tarihi, insanlık ilim tarihi öyle bir keşif yaptı ki o keşfi yaptığı gün bütün ilimleri etkiledi bu ve dediler ki bugüne kadar bildiğiniz her şeyi unutun. Bu bilgiyle bu keşif, bu buluş adına ne derseniz insanlık tarihi içerisindeki en önemli değişikliktir ve her şeyi değiştirdi. Sübhanallah, ne oldu acaba yani? Yani şu ana kadar bulunduğumuz yerde bile kendimizi bulunduğumuz yerde sandığımız şey bile öyle değilmiş. Başka türlüymüş. Allah Allah. Bu önemli değişiklik bazılarınız kestirdi. Şöyle anlatayım hikayesini. Gözlem yapanlardan bazıları böyle uzayı gözlemliyorlar, cisimleri gözlemliyorlar. İsimleri hatırlamıyorum. Baktılar ki gelen ışığın siyah çalması gereken tayfı bazılarının tamamında kırmızı çalıyor. Çok ilginç bir şey. Basit bir ayrıntı. Hubble bunu geliştirdi. Buna yoğunlaştılar ve sonra şunu keşfettiler ki uzaklaşan bir cisimden gelen ışığın tayfı kırmızıya çalıyor. Bu dehşet verici bir şeydi. Dediler ki bir saniye arkadaşlar, bizim uzaydan gördüğümüz şey, yani şu anda şu galaksiden gelen ışık evet kırmızıya çalışıyor. Bu ne demek? Bu galaksi bizden uzaklaşıyor demek. Ötekine baktılar, ötekine baktılar, ötekine hiç, her şey birbirinden uzaklaşıyor. La havle ve la kuvvete. Bu, peki biz insanız. İşte insan evladı ne yapmaya başlıyor bunu şimdi bilince? Diyor ki dün daha yakındı bize. Önceki gün daha yakındı. Önceki gün daha yakındı. Ondan da önceki gün daha yakındı.
Bizim zihnimizde sınır yok. Git geri diyorsun, hemen sardırıyor. Bu öyle bilgisayar, yapay zeka falan bunların yapabileceği bir şey değil. Allah'ın bize verdiği yetenek muazzam. Tarihin bizim neresinde durduğumuz da önemli değil. Geri sarabiliyor. Demiyor sen falanca tarihte doğdun, 1974 öncesine gidemiyorum demiyor. Şimdi sardırın geriye. Sardırıyoruz, sardırıyoruz, sardırıyoruz. Nerelere kadar gidebiliriz? Bütün evreni tek bir noktaya kadar sonsuz yoğunluk, sıfır hacim. Buraya kadar götürdük. O zaman dediler ki arkadaş, demek ki bütün evren, çok hesapladılar bunun tarihini. Eski, çok eskiden bir noktadan başlayarak patlamış. Bu statik evren anlayışını yerle bir etti. Ortadan kaldırdı yani. Çünkü statik evren diyordu ki sonsuz bir gelecekten geliyoruz ve evren sonsuzdan beri böyleydi, vardı. Bu bilgi basit bir bilgi. Ama bizim bütün ilim hayatımızda her şeyi sil yeni baştan dedirten bir şey. Tek bir cümledeki bilgi. Şimdi Allah Azze ve Celle var eden, böyle bir şeyden, insanlığın da çözebileceği bir şeyden, ne yazık ki insanlığın da müminleri değil, kafirleri çözdü bunu. Bahsetmiş olmalı değil mi? Eğer bunu evet bahsetmiş diye görürsek, o zaman kendimize şunu söyleyeceğiz. Demek ki onun bahsettiği yerden biz başlasaydık, sonucun ipucuyla, hani borsada tüyo diyorlar buna, sonucun ipucuyla gidip elimizle koymuş gibi bulacaktık. En azından geçmişe dönük bunlara bakarsak kendimizi daha fazla inandırırız. Var eden konuştuğunda varlıkla ilgili doğru şeyler konuşuyor. Yolu biz yürüseydik, var edene kulak verip varlığı inceleseydik bu sonuçların hepsini bulacaktık. Dedirtebiliyor mu? Bu geçmişe dönük bir deney yapıyoruz aslında. İnsanlık dedi ki bütün varlık hepsi tek bir noktada toplanmış idi vaktiyle. Oradan patlayıp çözülüp doğaldı, saçıldı. Peki Allah Azze ve Celle ne diyor? İstaizu billah. اَوَلَمْ يَرَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا. Cenab-ı Hak bunu gün gelip kafirlerin sanki göreceğini de bildiğini gayben, alimul gaybi ve şehada. Onu da ayetin içerisine yedirmiş. Kafirler görmediler mi ki? اَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضُ gökler ve yer, yerin de içinde bulunduğu gökler كَانَتَا رَتْقًا رَتْقْ idi. Bitişik, iç içe, toplu ve bu kelime Kur'an'da bir tane kelime. Bu ayet için kullanılmış. Cenab-ı Hak diyor ki bak ben kullanıyorum özel olarak bu kelimeyi burada. Gökler ve yer iç içe bitişik idi. فَفَتَقْنَاهُمَا. Biz onu oradan patlattık, ayırdık. Diyeceksiniz ki bu bir ipucu falan değil. Açık açık söylemiş. Açık açık söylemiş. Şimdi ayette var edene kulak vererek biz uzay tasavvurumuzu oluşturuyor olsaydık, herkesin statik evrenden bahsettiği bir yerde ayet gökler ve yer hepsi bitişik iç içe toplu böyle bir aradaydı diyecekti bize. Biz patlattık diyecekti. Biz bakıp yani Cenab-ı Hak konuşuyor işte. Çünkü bütün evren diyor ki, bütün herkes diyor ki evren statiktir. Sonsuzdan geliyor. Bu varlığı hep vardı. Uzay tasavvuru buydu insanlığın. Siz bunu hadi canım hepsi bu devasa milyarlarca kütle hepsi bitişikti diyen tarafsınız. Bu yani ilimle 180 derece zıtlaşmak demek. Bunu göze alabilir miydik? فَاَمَّا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا فَيَعْلَمُونَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Sivrisineği örnek veren Cenab-ı Hak diyor ki benim sözüme iman edenler varıp ilim yaparlar ve bunun Rablerinden bir hak olduğunu bilirler. Rabbimiz böyle söylüyor arkadaşlar. Araştırmaya devam edelim. Bulacağız bunun kanıtını. Gökler ve yer bitişikmiş. Dünyanın inadına çabalıyoruz. Hayalimizde biz bu yolu yürüyoruz.
Kafirler tesadüfen bulmuyor. Biz hayal yapıyoruz şu anda. Öyle zevkli ki bunun hayalini yaşamak. Bütün astronomi ilmi statik evren diyor. Biz çalışıyoruz. Bulacağız bunun bir şeyini. Bu ışık yetmedi biliyorsunuz. Kolay bir şey değil. Statik evrenden insanlık birdenbire vazgeçmedi. Dediler ki eğer böyle bir patlama hakikaten hayalimizde geri gidip hepsi bir yerden hepsi bitişik tek bir noktada oradan patladıysa bunun bütün uzaya yayılan bir sesi olması lazım. Düşünün bir patlama oluyor, bomba patlıyor. O bomba patladığı alan içerisinde onun bir sesi oluyor her tarafında. Ama böyle bir şey görmüyoruz dedi. Statik evrenciler hayır dediler, kabul etmiyoruz. Bu ışık meselesi de yeterli değil. Mesele orada duruyor ama bir soru işareti kadar. Biz hala orada atılıp arkadaşlar diyemiyoruz çünkü biz oradaki gelişmeleri bilmiyoruz. Ayeti okurken de اَوَلَمْ يَرَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Orada müddin münfasıl var. اَنَّ السَّمَاوَاتِ Biz böyle okuyoruz. Cenab-ı Hak bakmadılar mı, görmediler mi? Ya gözünüz mü kör? اَمْ عَلَى قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا Cenab-ı Hak sertleşiyor, azarlıyor, kızıyor. Nasıl görmezsiniz? Hiç mi düşünmezsiniz? Sert ifadeler ama biz manayı alıp sahaya çıkacak mecalde değiliz. Kapatmışız o yolları. Bir süre böyle devam etti ve o iddia cevap bulamayınca biraz şeyin boynu büküldü. Tekrar statikçiler başlarını kaldırdılar. Ne oldu biliyor musunuz? İki tane delikanlı radyoyu yayın yapmak için frekans araştırması yapıyorlardı. Temiz bir dalga arıyorlardı. Benzer şekilde ben de bir ara FM şeyi almıştım arabama. Onun biliyorsunuz böyle ayarları var. Siz FM üzerinden dinlediğiniz zaman şeyleri bazen bir yerden geçiyorsunuz o gürültü bir tesir ediyor bir radyo. Dedim ki şehirde hiçbir radyonun yakınında bulunmayan bir boş temiz bir aralık bulayım da ayarını oraya koyayım temiz temiz dinleyeyim. Böyle bir açtım şeyi geziyorum. Ha, burası dolu, burası da dolu. Aynı onun gibi başka bir sebeple bir şeyler arıyorlar. Bir aralıkta bir sinyalle karşılaştılar. Güçlü bir sinyal. Başka bir yere gidince normal diğer sinyallerde olduğu gibi kaybolmasını beklersiniz. Lokal çünkü sinyaller. Allah Allah nereye giderlerse o sinyal orada duruyor. Allah bu nereden gelen bir sinyal? Oraya gittiler, oraya gittiler, oraya gittiler, her yere kadar. Sonra dağıldılar, dövündüler, başkalarına söylediler. İş ilerledi. Her tarafa baktılar, dünyanın her yerde var. Dediler ki ya uzayda da bakalım var mı diye. İş büyüdü. Ve uzayda da baktılar. Yukarılarda da baktılar. O sinyal her yerde var. Bu artık son şuttu böyle. Bu gol, bu top öyle bir kaleye girdi ki artık statik evren olduğu gibi, anlayışı olduğu gibi yok oldu. Şu anda bütün dünya diyor ki, evet komik belki ama bu kadar dağınık, geniş ve zannın hepsi vaktiyle tek bir noktada bitişik ve bir aradaydı. Keşke yolu biz yürüseydik, Rabbimizin sözüne itimat, iman ederek sahanda araştırmamızı. Hayır, kabul etmiyoruz. Evren statik ve sonsuz bir gelecekten beri var değildi. Hepsi bir noktada bitişikti. Cenab-ı Hak oradan patlatıp çıkardı diye bunu, bu araştırmayı, bu gayreti ortaya koya koya belki nesilden nesile ama bu sonuca gitseydik. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِ Şimdi inandırıcı değiliz. Onlar bulunca biz hemen çıkıyoruz, sitelere koyuyoruz. İşte Cenab-ı Hak zaten böyle demiş. Bizim çocuklarımız bile bize diyorlar ki ya baba o ayet hep orada duruyordu. Onun böyle bir anlamı olaydı sen bunu dün de söylerdin. Bendeki şimdi ayetin önünü arkasını işte manalarını ayarlıyorsunuz, uyarlıyorsunuz. Bilim ne bulursa bulsun maşallah Müslümanlar ellerinden engelliyorlar. Zaten bizim kitabımızda var. Yani orada bir karikatür yapmışlar adamlar. Dalga geçiyorlar. Bilimi, gavurlar affedersiniz ifadeni, kafirler oluşturuyor. Müslümanlar da hep ne bulduğunuzu söyleyin. Tamam hemen ben şimdi bulup getiriyorum diye getirip önlerine koy. Bak bizim burada da var diye. Eğer Arapça bilmesen, eğer Kur'an'ın ifadesini görmesen, inanın bu kara mizah
Ve bu çarpık manzara hakikaten bunu dedirtecek güçte. Ama niye böyle bir durumdayız? Çünkü işin aslı başka. Biz o ayeti okuyoruz ama biz kendi aramızda branşlaşmadık. Tefsir hocamız aynı tefsir hocası. Her şeyden o sorumlu. Yani وَفِي الْاَرْضِ اَيَاتٌ لِلْمُقِنِينَ'den de o sorumlu. Yer ve yere dair ayetlerin araştırılmasından ama hiçbir aracı yok elinde. وَفِي أَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْصِرُونَ kendinizdeki ayetler görmüyor musunuz dediği onları da o bulmak zorunda. Hatta böyle bir görevi yok. O oradaki belagata bakacak, manalara, tasnifine bakacak. Yani alıp öyle bir tefsir grubumuz yok. Hayalindeki şeyde tefsirin alt branşlarında bütün bu ilimler var ve onlar gerçek profesyoneller ve onlar ayetlerdeki o bırak böyle ayetteki bağıran gerçeği gidip sahada araştırmayı, aradaki Cenab-ı Hakk'ın nüanslarla dokunduğu yerlerden bile muazzam neticeler bulabilecek kadar profesyoneller. Şimdi ortaya kaldığımız vaziyet o kadar komik ki, ayet bağırmış ya, bağırmış. كَانَ تَارَتْقًا Şimdi demin söylüyoruz, diyoruz ki ışığın tayfı kırmızıya çalıyormuş. Anlamışız ki fezadaki her şey balon gibi birbirinden ayrılıyor, uzaklaşıyor. Ayette Cenab-ı Hak diyor ki اَسْتَعِنُ بِاللّٰهِ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِاَيْدٍ وَاِنَّا لَمُوسِعُونَ Göğü biz kudretimizle yarattık, ellerimizle yarattık. Dikkat edin devamına. وَاِنَّا ve kesinlikle biz لَمُوسِعُونَ Yani وَسَّعْنَاهَا falan değil, genişlettik falan değil bu. Geniş kıldık falan da değil. Arapça biliyorsunuz. Musi'un, genişletiyoruz. Genişletiyoruz. Şu anda da genişletiyoruz. Genişletmekteyiz. وَاِنَّا لَمُسِعُونَ Bu varlıkla var edenin konuşması arasında bu kalbe mutmainan dediğimiz şey geliyor. Yani ayeti gördüğünüz zaman Hz. İbrahim ne diyor? وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي اَرِنِي dediği yerde. Cenab-ı Hak da اَوَلَمْ يَرَوْ اَوَلَمْ يَرَوْ diye başlayan ayetlere gidin bakın. Göğe koşturuyor, yere baktırıyor. Zemine, maddeye, yağmura, suya, bulutlara, bulutların hareketlerine, dağlara, dağların hareketlerine ve çok kilometre taşı bilgiler veriyor bize. Şu ifadeye bakar mısınız? وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجَعِ وَالْاَرْضِ ذَاتِ الصَّدَعِ Gökle ve yerle ilgili çok temel iki bilgi. Bunu çok geç biz öğrendik. Gökteki hareketin hep dönüşlü olduğunu, başka bir ayette açıkça yörüngelerden وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُقِ Yörüngeli gökyüzü وَالْاَرْضِ ذَاتِ الصَّدَعِ Yer, yarık yarık. Şimdi adam fay hattı diye bize anlatıyor, bu fay hattı şöyle çalışıyor. Çıkıyor birisi bize diyor ki, arkadaşlar size garip gelecek ama diyor, bunu bir yer kabuğu bilimcisi anlatınca böyle dinliyoruz. Şu gördüğünüz kıta var ya, bakın şu kenarlarına, şu karşı kıtaya bakın, onun da kenarlarına. Biliyor musunuz bu aslında yan yanaymışlar, bundan ayrılmışlar, biz böyleyiz. Aman Allah'ım, koskoca kara parçası. Hareket ne diyor? Hala hareket ediyor diyor adam. Anadolu kıtası hala hareket ediyor. Niye depremler yaşıyoruz? Hareket ediyor. Ha, yavaş hareket ediyor. 5 santim hareket ediyor senede. Hareket ediyor ama sonuçta. Yani yelkovan hareket ediyor. Baktığınız zaman gözümüz yakalamıyor ama biliyoruz hareket ediyor. Allah Azze ve Celle ne diyor? وَتَرَى الْجِلَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ سُنَى اللّٰهِ الَّذ۪ي اَتْقَنَ كُلَّشِي Sen şu dağları görüyorsun ya, sanıyorsun ki camit, hareketsiz. Sonraki ifadesi çok daha çarpıcı. Halbuki onlar وَهِيَ تَمُرُّ Onlar geçiyor. Marra yamurru geçiyor. Nasıl geçiyor? Benzetmiş. Marra seha. Bulutların geçişi gibi. Bulutların kendi hareketi yok. Bulutlar yer kabuğunun, yerin ve atmosferin hareketi içerisinde hareket ediyorlar. Kara kıtaları da yer kabuğu üzerinde aynı yer kürenin hareketi dolayısıyla hareket ediyorlar.
hareket sisteminin bulutlardan hiçbir farkı yok. وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ Cenab-ı Hak açıkça söylemiş. Biz şimdi bunu bize anlatan adama Allah da ayette böyle diyoruz, ona bile çok bir şey ifade etmiyor. Yani Arapça bilmiyorum ne benzetti işte bu şeye. Bunlar her şeye benzetiyorlar. Bir de öyle bir tarafımız var, adam evrim bilmem ne diyor. Bizimki artık her şeye buluyor ya, tamam onu da bulurum diyor yani, sen bana getir. Yeter ki ben gider bulurum onlarda. Dolayısıyla inandırıcılığımız da itibarımızla birlikte yerle bir olmuş. Biz sondan getirerek hiçbir zaman itibar kazanamayacağız. Bu kesin. Biz öne geçersek itibar kazanacağız. O yüzden İbn-i Sina deyince, İbn-i Heysem deyince nasıl? Harezmi deyince nasıl itibarımız var? Ya sıfırı bulmuşlar. Soyut düşüncede, matematikte, soyutlamada öyle bir adım atmışız ki Batı'nın çizgi çizerek geometrik yaptığı toplamaları, şunları bunları cebirsel yapmaya geçmişiz. Bu çağ atlama bir şey. Yani bu olmayaydı ne sanayi devrimi olurdu ne hesap, cebindeki parayı bile sayamazdın sen. Bu düşünce planında o kadar muazzam bir devrim ki. Ben diyorum ki yaradana kulak vererek, var edene kulak vererek, varlığı inceleme sürecimizde Cenab-ı Hak diyecek ki bak şu iman eden kullarıma فَأَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ Ben söylüyorum, alıyor, götürüyorlar. Israrla Rabbimizin dediği bu konuda doğru çıkacak. Devam ediyorlar. Buradan neticeyi buluncaya kadar. Vaktim ne kadar oldu? 53 dakika olmuş. O zaman bu böyle, bunun örnekleri çok fazla ve böyle devam eder. Ama diyeceksiniz ki hocam zaten hepsini keşfetmişler, bugünden biz başlasak daha bize bir şey kalmadı ki. Evreni çözmüşler, şunu yapmışlar, bunu yapmışlar. Biz artık kaçırmışız treni. Sakın ha böyle sanmayın. Kur'an-ı Kerim'de bizim böyle okuyup da geçtiğimiz ya bir mana değil. Mesela vaktiyle İbn Abbas'ın tefsirinde diyor ki وَاَنْزَلْنَا الْحَد۪يدَ Ayetin hemen yanında diyor ki قَالَ اِبْنَ عَبَّاسِ اَيْ بِمَعْنَا خَلَقْنَا Allah diyor ki ben demiri indirdim diyor. Biz o kadarını anlayabiliyoruz. Diyoruz ki yani yarattım demek istiyor. Biri de demiyor ki ya Cenab-ı Hak yarattım desin. Niye enzelna diyor ya? Cenab-ı Hak değil mi ki وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَد۪يثًا diye kendisini tanıtan. Anlatım bakımından Allah'tan daha doğru sözcüsü yok. Söz dizgisi, kalıbı bakımından da ondan daha doğrusu yok. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيلًا Cenab-ı Hakk'ın dediği kelimenin santralinde kalalım. Dikkatli kesilelim. Bak orada ratkani koymuş ya, öylesine koymuş. Öyle çıkmadı ama tam da dediği gibi çıktı. Hadi statik evrene devam edelim. Hayır, biz ilim çıktı mı peşine düşüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de var edenin varlıkla ilişkili olarak bize iman edenlere seslenişi, yönlendirmesi bence %1'i bile tamamlanmış değil şu süreçte. Bizim direksiyonu kırıp yeni bir döneme geçmemiz lazım. Artık kimse ben sadece ilahiyatçıyım dememesi lazım. Bizim varlık ile var edenin, yani var edenin konuştuklarıyla varlık arasındaki incelemelerimiz ve araştırmalarımız başlamalı. Cenab-ı Hak diyor ki اَوَلَمْ يَنْضُرُوا اِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ Bu tür ayetler o kadar çok ki Hafız Efendiler birbirinden diğerine atlayabilir. Atlıyorsam hakkınızı helal edin çünkü çok bunlar. Birinde اَوَلَمْ يَرَمْ der, birinde اَوَلَمْ يَنْضُرُوا der. Cenab-ı Hak her türlüsünü dedim ama anlamadınız diyor. اَوَلَمْ يَنْضُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ var. Onu tam okudum. Kenarda dur. اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا Göğe bakmadılar mı? Bir de bakın falan da demiyor. Yani hala bakmadınız mı ifadesi var. Nasıl bakmazsınız? Tam da bu iş için yaratıldınız. Dikkat ederseniz demiş ki كَيْفَ بَنَيْنَاهَا Nasıl bina ettik? Yani Cenab-ı Hak bakın şöyle bir güzelliğine demiyor. Nasıl bina edilmiş ona bakın. O zaman geri sardıracağız. Biz mevcut ayetleri, mevcut durumu okuyacağız. Tıpkı o ışık olayındaki gibi geri sardırabilmeyi başaracağız. Ha diyeceğiz. Yeryüzünün, gökyüzünün tesviye edildiği فَسَوَّهُمْ نَسَرْ عَيْسَمَّا var. Süreç şöyle gelişmiş. Cenab-ı Hak göğü böyle bina etmiş. Keyfenin cevabı böyle oldu.
كيف بنيناها وزيناها كيف هيك çalışıyor وما لها من فروج. Bu kimin işi? Biz sadece ayeti okuruz, bir de yatsıdan çıkınca şöyle bir bakarız, maşallah deriz, sonra gider yatarız. Ne olacak? Yoksa biz burada derinlemesine inceleriz. Cenab-ı Hakk'ın gücünü, kudretini görünce muazzam çarpılırız. İman dediğimiz o çarpılmanın, o hayranlığın yaşandığı yerde ki olan bir güven hissi, bir itminan. Her inen ayetin فَاَمَّا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا münafıklar demişler ya, اَيُّكُمْ زَادَتُوا هَذ۪ي اِيمَانًا. Genetiği keşfeden gruptaki bir adam diyor ki biz genetiği keşfettik. İnsanlığın keşfi açısından muazzam bir şeydi. Fakat ben şöyle dona kaldım. Dedim ki bizim durumumuz şuna benziyor. Dağa gittik, dağın zirvesine çıktık. Seviniyoruz. Buraya ilk biz geldik diye. Sonra orada bir bayrakla karşılaştık. Biri bizden önce gelmiş. Şimdi bu genetiği biz oluşturmadık, biz yapmadık. Bizden önce biri bunu zaten burada var etmiş. Ve bu esas üzere nesilden nesile, nesilden nesile gelmişiz. İlmin, Cenab-ı Hakk'ın ayetlerini okumanın varlığı okudukça var ediciyi hatırlatan, var ediciyi okudukça varlığa yönlendiren bir sistem içerisinde bir süreç. Hem oradan oraya hem oradan oraya çalışıyor. Böyle de ayetler çok biliyorsunuz. Eskiden doğurduğu için kadın suçlanıyordu. Niye erkek doğurmuyorsun? Niye kadın doğuruyorsun? Niye kız doğuruyorsun diye. Yıllarca insanlar bunu çok yakın zamana kadar genetik keşfedilinceye kadar öyle kaldı. Sonra genetik keşfedildi. Geldi bize dediler ki erkek sperminde X ve Y cinsiyetten sorumlu. Eğer X mayoz bölünmede, eğer X yumurtaya erişirse o zaman çocuk dişi oluyor. Y olursa erişirse çocuk erkek oluyor. Erkeğin spermine bağlı bir şey. Vay be, her şeyi sildik. Geçmişte hanımdan boşanan, hanımını aşağılayan bir koca kültür var arkada. Sonra biz hemen yine hocalar olarak yetiştik, duyduk meseleyi, elimizde Kur'an-ı Kerim. Hemen dedik ki ya zaten Cenab-ı Hak öyle diyor ama dediğim gibi yine muteber olmadı. وَاَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْفَى. Zekeri ve ünsayı yaratan yine o. Neyden yarattı? مِنْ نُطْفَةٍ اِذَا تُمْنَى. Menilediğinde o nutfeden yarattı. Allah Azze ve Celle erkeğin ve dişinin yaratılmasını, yani cinsiyet ayrımını yine erkeğin, erkek tarafının sonucuna bağladı. Biz oradan ilham alıp menden gibi genleri çalışıp genleri bulan taraf olmamışız. Peki birkaç cümlede şununla ilgili söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'de hala var olan bizim mesela deminin indirilmesi ayetini, yani لِمَعْنَا خَلَقْنَا gibi okuduğumuz ve geçtiğimiz yerler gibi dünya kadar yerler var. Biliyorsunuz demirin yeryüzünde asla olamayacağı, sonradan gökten yağmış olması gerektiği bilimsel bir gerçeklik deniyor ki burada yeryüzü gibi soğuyan bir ortamda, güneş sistemi gibi ısısı düşük bir ortamda demir oluşamaz. O nebulalarda çok yüksek sıcaklıklarda oluşabilen bir şey. Yeryüzüne sonradan parçalar halinde yağmış olmalı. İlim bunu keşfediyor. Biz diyoruz ki zaten Cenab-ı Hak ayette demiri de indirdik diyordu. Çünkü eskiden düşününce gökten yağmur iner, latif bir şey. Su iner ama demir iner mi? Bunu kime söyleyebilirsiniz? Düşünün ki bundan 100 yıl önce bir öğrencisiniz. Tefsirden yola çıkıp bu konuyu araştırmak istiyorsunuz. Bir defa hocalarınız size diyecek ki o ayeti o kadar güvenme enzelinden diyor ama bir mâne hılak ne? Ve siz yola çıkamıyorsunuz, daha orada kalıyorsunuz. Yani öyle midir? E niye enzelna diyor diye oradan cesaretinizi bile toplayamıyorsunuz. Ta ki haber geliyor adamlar böyle bir teoriyle. Bu sefer hemen yetişiyoruz. Bunun gibi olan başka neler var ileriye dönük mesela? Allah Azze ve Celle diyor ki henüz keşfedilmemiş diye düşündüğüm. Diyor ki اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَأْتِ الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا اَفَهُمُ الْغَالِبُونَ. Çok bir şey anlamıyoruz. Hala hiçbirimiz anlamıyor. Görmüyorlar mı? Biz yeryüzüne varıp etrafından onu eksiltip duruyoruz. Biz yeryüzünü adeta bir kum saati gibi eksiltiyoruz.
Yeryüzündekiler ise bize karşı galip geleceklerini zannediyorlar. اَفَهُمْ مُنْ غَالِبُونَ Yoksa onlar mı galip gelecekler? Biz zaten altınızı oyuyoruz sizin, boşaltıyoruz. Bu nerede, nasıl gerçekleşiyor? Bu görülebilir bir şey olmasa Cenab-ı Hak görmediniz mi diye sorar mı? اَوَلَمْ يَرَوْ اَنَّا نَأْتِي الْاَرْضَ لَنْ قُسُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا Newton mekaniği fizik tarihinde çok esaslı bir yer. Bizden sonra onlar keşfettiler. Bizim başlattığımız sürecin atılımın neticesinde yola çıktılar. Biz bıraktık, çekildik sahadan. Tamamen hadis okuyalım, tamamen fıkıh okuyalım. Burada kalalım. Medreseye o diğer ilimleri sokmayalım. Sanki böyle o ehli dünyanın işi gibi oldu. Biz hep böyle dini ilimler, dünyevi ilimler gibi bir ayrıma gittik. Sonrasında işte Newton oralarda bir şeyler oldu. Şimdi yıllar sonra Einstein'a gelelim. Bu özel görecelilik kuramı, izafiyet teorisi benim muazzam tesirimde kaldığım bir teoridir. Einstein. Einstein günlük notlarında izafiyete dair bulguları bulunca şöyle bir not düştü. Üzgünüm Isaac. Isaac Newton'a diyor. Üzgünüm ama yanılmışsın. Bunu ne için söylüyor biliyor musunuz? Newton mekaniği için söylüyor. Hepiniz okudunuz lisede. Hız, ondan sonra zaman, kütle. Einstein niye üzgünüm dedi? Çünkü zamanı, o T'yi Newton mutlak addediyordu. Her yerde aynı zannediyordu. Yani buradaki zaman mesela biz şu anda işte kaç dakika oldu başlayalım? Bakayım burada ben görüyorum. 1 saat 3 dakika olmuş. Biz burada 1 saat 3 dakika yaşadık. Ama şurada demin dağlar gördüm çok yukarıda. Yukarıda. Genel görelilik kuramına göre o dağlarda buraya göre zaman daha hızlı aktı. Yani biz burada 1 saat olduysa bize oradakilere daha az oldu. 50 dakika oldu. Yani biz 60 dakika oradakilere 50 dakika. Yani ne diyorsunuz diyeceksiniz yani. Burada 50 dakikaysa orada 50 dakika olur. Hayır, zaman da mekana bağlı bir şeydir dedi ve her yerde aynı değildir deyince elinin tersiyle Newton'u yıktı, döktü. Ama diyeceksiniz ki biz bütün hayatımızı Newton'a göre trenler yapıyoruz, her şey yapıyoruz. Einstein diyor ki sınırlı bir alanda hatanız elinize ayağınıza dolaşmıyor. Ama daha geniş bir alanda Newton'u götüremezsiniz. Her yerde aynı zaman işlemiyor arkadaşlar dedi. Yerle bir etti. Her yerde aynı zaman diye bir şey yoktur. Zaman izafidir dedi. Bittik tükendik yani. Kafamızda uzay zaman düşüncesini oluşturabilmek ve zamanı uzaya indirgeyebilmek bizim olabildiğince aşina ve alışkın olduğumuz çok temel bir şeyden sarsıntıya uğrattı bizi. Belki her duyduğunuzda yine aynı sarsılıyoruz. Ama bu bir gerçeklik. Şu anda siz navigasyonunuzu kullanıyorsunuz değil mi? Gökteki uydu sistemi size yol gösteriyor değil mi? Eğer Einstein olmayaydı, biz Newton'la o bize yol gösteremezdi. Çünkü buradaki zamanla oradaki zaman farklı olduğu için sapardı bizi, başka yerlere götürürdü. Bizim yerimizi bile bulamazdı. Sürekli oradakini düzeltiyoruz. Yer küredeki yaşanan zamana göre tekrar düzeltiyoruz onu. Bu bir gerçeklik. Yani modern fizikte deniyor ki bir adamı ışığa yakın bir hızla. Çünkü Einstein dedi ki hızlandıkça senin zamanın yavaşlar. Işık hızına gelirsen zamanın durur. Durur. Ama hiçbir şey ışık hızına kadar yetişemez. Şimdi ışığa yakın bir hızla bir adamı, iki ikiz kardeşi birini daha uzaya gönderdiniz. O bir yıl dolandı geldi. Işığın %98 hızına yakın bir hızla. İkiz kardeşi de burada. Geldiğinde o 30 yaşında gitmiş olsun. Şu anda 31 yaşında. Bir yıllık dolandı. Işık hızına yakın bir hızla. Kardeşi burada ne kadar zaman geçirdi? Hesaplamalara göre 30'dan 70 küsürlere kadar geliyor. Ne diyorsunuz diyorsunuz yani bu izafiyet ne demek? Zaman orada başka, burada başka olur mu? Peki Allah Azze ve Celle ne diyor? Estaizu billah. وَاِنَّ يَوْمَنَ عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُونَ Rabbinin katında bir gün sizin sayıp durduğunuz
bin yıldır demiyor ha. Sonra kalkıp işte orada Cenab-ı Hak da bir bizde bin ke'elfi sanatin gibi. Al buradan düşünceyi. Onun gibi bir şey. Zaman her yerde aynı değil ey kulum. Diyen Allah Azze ve Celle demiş. Biz bunu oturmuş okumuş sadece. Yani Cenab-ı Hak diyor ama işte. Yani çok ciddiye alıp da böyle tevil ediyoruz bir şey. Eğer anlamadığımız bir şeyse anladığımıza indirgiyoruz. En büyük yaptığımız yanlış bu. Peki. Dolayısıyla netice itibariyle şöyle bağlayayım. Var edenin, yani her şeyi yaradanın sözü de yarattığı sanatıyla birebir eşleşir. Ve Yüce Yaradan gücünü ve kudretini bizlere göstermek için adeta evreni sürprizlerle doldurmuştur. İman edenlerin kendi sözlerine itimat ederek bu hususta ciddi mesai ortaya koymasını beklerken, onların bu hususta ciddi mesai ortaya koymaması gücendiricidir en basit ifadeyle. Yani biz bir altıncıya, al bak ben sana bir hazineci, bir otantik harita buldum desek, versek, sonra bir ay sonra sorsak, ne yaptın, oraya gittin, kazdın mı, baktın mı? Yani pek bakamadım, biraz işlerim var yoğunluğu. İçimizden söyleyeceğimiz şu, bizim haritaya çok itibar etmedi. Gidip emek sarf etmeyi çok şey görmüyor diyecek. O mezarlıkta okun istikametini bulacak, bunlar ne yapacak, orayı eşecek. Daha ciddi bir veri bekliyor. Bizim verdiğimiz haritayı çok ciddiye almadı. Şimdi şu an durduğumuz yerde, bizden önceki bilimsel diyelim haydi ona, ki böyle bir ayrım kabul etmiyor. Cenab-ı Hak Kur'an'da ilim dediği zaman selini koymuyor, öyle bir şey yok. Müminler, ilim, hak hep aynı, mutlak bir bütünlük içerisinde konuşuyor. Böyle bir ayrımları yok. Geçmişe bakıp oradaki yaptığımız hatayı bugün düzeltir isek, geleceğe dönük doğru bir ilim geleneği başlatabilirsek, o zaman tekrardan medeniyetin şeyini, o zimamını, ipini göğüslemeyi, ele geçirmeyi kesinlikle başaracağız. Tek bir buluşla bile diğer bütün dünyayı geride bırakmak mümkün. Tek bir teknolojik gelişmeyle diğer bütün dünyayı geride, bir anda geride bırakmak mümkün. Sakın gençlerimiz, ya işte yetişemeyiz, adamlar almış başını gitmiş sanmasın. Çünkü burada teknolojideki bir fark diğer bütün dünyayı sizin altınıza indirebilir. Onun getireceği üstünlüğü kullanarak muazzam yani. Öyle bir silah geliştirirsiniz ki bir anda mikrofonların karşısına geçip ey falanca ayağını denge al. Şöyle bir silah geliştirdik, sizi şu an vurabiliriz. Bir anda ultimatom verecek güce geçebilirsiniz. Dünyadaki en büyük korku budur. Deniyor ki, biliyorum vaktini çok uzattım. Kapatıyorum. Ama hocam baştan dedi ki şey senin. Yanlışlık mı? Şimdi Amerikalılarla Ruslar anlaşmışlar. Biliyorsunuz bu anlaşmayı. Gorbaçov falan vardı. Sen de nükleer üretme, ben de üretmeyeyim. Ondan sonra karşılıklı söz vermişler. Fakat Amerikalılar diyor ki ya bu Ruslar var ya, gizlenen bir şeyler çalışabilir. Nükleer bir şeyler yapabilir. Sonra da bir tık öteye geçince bize anlaşmayı şimdi bırak. Ben artık üstün konumdayım, sözümü dinlemek zorundasın, yoksa yakarım ha diyebilir. Dolayısıyla dikkat kesilirim diye. Uzayda böyle bu mes, deminki ses olayı var ya, mes, bunu duyunca ha demişler bak. Demek ki Ruslar çalışıyor, yapıyorlar. Bu radyosun onun sonucu. Ama sonra uzaylı da her tarafta bakınca bir ara demişler ki kardeşim, bu Ruslar bu kadar ilerlediyse zaten teslim olalım gitsin yani. Her yerde bu kadar radyasyona yol açacak bir şey yaptılar ise. Dolayısıyla bütün ülkelerin en büyük çekincesi sizin öyle yerde emekleyerek araba yapıyorum, şunu yapıyorum falan değil. Teknoloji üretmeye başladığınız anda korkuya yol açarsınız. Çünkü teknolojik fark milimetrik değildir, öyle metreyle ölçülmez. Eksponansiyeldir, birden sıçratır sizi ve diğer ülkelere hemen kırmızı kart gösterebilirsiniz. Biz demin ki ayetlerde neredeyse bağırarak gibi gözüken süreci ciddiye alıp ilim geleneğimizi bu süreç üzerine oturtursak Allah Azze ve Celle bizim önümüzü açacak diye kesinlikle iman ediyorum. أَقُلُ قَوْلِ هَذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظ۪يمَ لِي
ولكم ولسائر المؤمنين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Efendim. Ben derslerde o simetrik bu konusunda reklam yapıyorum. Onunla ilgili de 2-3 dakika yani Kur'an'daki o uyum, güçlü sistem ve hadisteki isnatla ilgili de birkaç sayfaya geçmeyecek şöyle bir onları okumaya teşvik eden bir şey olabilir mi? Tamam, inşallah. Evet, değerli öğrencilerimiz, çıkmak isteyenler çıkabilir. Sayın dekanımızın ricasıyla birkaç dakika kendinizin çalışmaları hususunda tanıtım istediler. Şimdi benim anlattığım arkadaşlar mühendislik formasyonuna sahip olunca bakış açınız da biraz öyle oluyor. İnterdisipliner kimlik diyorum ben buna. Ve bunu, benim de söylediğim şey buydu, bunu oluşturmamız gerektiği. Şimdi rivayetlerin olasılığı teorisi bir matematiksel modellemedir. Nasıl kısaca anlatabilirim? Şöyle anlatayım. Bizim usulde hadis alimleri şunu biliyorlardı. Bir olayla ilgili elinizde bir tanık varsa o olayın gerçekten olduğuna dair bir itimadınız var, bir tanık tanıtıyor. Ama ikinci bir tanık bulursanız, ikinci bir ravi bulursanız bu kuvvet kazanıyor. Bu biliyorlardı. Üçüncü birini de bulursanız daha çok kuvvet kazanıyor. Yani aynı olayı anlatıyor. Nasıl örnek verelim? Sınıfta bir hadise olmuş. Şöyle uzaktan birinden dinlediniz. Sonra telefonu açtınız. Siz o gün sınıfta değildiniz. Arkadaşınızı aradınız, dediniz ya sınıfta böyle bir şey olmuş. Hele anlat bakayım. O anlatıyor, siz o başkasından dinlediğinizle kıyaslayıp diyorsunuz. Ve eğer onun anlattığı diğer arkadaşınızdan da dinlediğiniz ile örtüşür ise bu rivayete güveniyorsunuz. Bu bilinen bir şey. Hepimiz hayatta uyguluyoruz bunu. Çocuk bile bunu yapıyor. Geliyor okuldan eve. Benim şeyim niye duvardan düşmüş diyor. Annesi diyor ki ben düşürmedim. Yo, süpürgenin ucuyla değil mi? Temizlerken düşürdün. Yo, kardeşine soruyor. Sen gördün mü düşüşünü? Gördüm diyor. Kendiliğinden düştü. Öteki kardeşine soruyor. Kendiliğinden düştü. İyi, peki diyor. Bu yaptığı şey nedir? Rivayete güven. Ama bir, iki artıyor. Şimdi bizim hadis alimleri de biliyor. İsnattaki bu dallanıp budaklanmanın isnada getirdiği kuvveti. Ama şu soruyu cevabını bilmediler. Bir kişi bize anlatırsa neden mi güvenilirdir? İkinci kişi de aynı olayı anlattığında bu güvenilirlik ne kadar artıyor? Üçüncü kişi de aynı olayı anlatır başka görgü tanığı, bu güvenilirlik ne kadar artıyor? Bunu cevaplayabilmeniz için matematiksel bir modelleme yapmanız lazım. Eğer konuyu matematiksel olarak modelleyip çözmez iseniz bu hep his düzeyinde kalır. İmam Ahmed bin Hanbel'in oğlu babasına soruyor, diyor ki falanca ravine ne kadar güvenilir? Diyor ki sıfatun sabutun. Başka bir zaman başka bir raviye soruyor. Baba falancası nasıl? O da diyor ki sıfatun sabutun. Şimdi sorusu şu, diyor ki A'ya da böyle dedi, B'ye de böyle dedi. Ya bunlar aynı ayarda olamazlar. Başka bir gün babasına diyor ki A'yı da sordum, fıkatun fettun dedin. B'yi de sordum, fıkatun fettun dedin. Bunlar aynı mı? Öyle deyince imam diyor ki hayır, o önden nasıl dökemez? Şimdi bu farkı nasıl ifade edeceğiz? Bunun için matematiksel bir modellemeye ihtiyacımız var. İş artık bir olasılık meselesidir. Ravilerin güvenilirlik düzeyini hesaplayabilir duruma gelmemiz lazım. Ravilerden yola çıkarak aktardıkları bilginin kaynağa uzandığı yerde kaynağın aidiyetini yine hesaplayabileceğimiz bir model oluşturmamız lazım.
bizim rivayetlerin olasılığı teorisi diye oluşturduğumuz model böyle bir girişimdir. Ben buna bir başlangıç diyorum. İleride çok iyi bilen matematikçilerimiz olacak. Hem iyi matematik biliyor, hem iyi hadis biliyor. Bunlar bizim modelimizden belki sadece yola çıkacaklar, muazzam sonuçlara erişecekler diye hayal kuruyorum. Ama gerçeğine ve doğruluğuna inanıyorum. Tam bu noktada bir fıkra anlatıyorum. 4 tane öğrenci, bunlar final sınavına gidiyorlar. Geceden de çalışmışlar bir araya gelip. Sonra yolda diyorlar ki, ya hoca bu finalde zor soru. Ama raporu olanlara mazeretini yaptığı zaman kolay soruyor. Keşke raporumuz olsaydı. Sonra birisi diyor ki, raporumuz yok ama şöyle bir şey aklıma geldi. Hocaya diyelim ki, arabanın tekeri patladı. İstanbul trafiği, kenara çık, tekeri değiştir falan anca geldik. Hoca tam sınavdan çıkmışken, kan revan içerisinde atalım kendimizi önüne. Diyelim ki hocam ister inan ister inan ama biz başkaları gibi gidip yalan rapor da getirmedik. Durumumuz bu. İster bizi sınava al ister alma. Biz senin vicdanına bıraktık. Dedikleri gibi tiyatroyu oynadılar. Hocaya böyle söylediler. Hoca bunlara baktı. Tamam dedi çocuklar niye sizi zayi edeyim? Gelin öğleden sonra size ben bir sınav yapayım. Sonra hazırlayın yapayım diye. Öğleden sonra bunları aldı. Böyle bir amfide. Bu 4 öğrenci, birinin sağ ucu oturdu, ötekinin sol ucu, bir ikinin ön sağ, ötekinin de bu tarafta sol köşeye oturdu. Birinci soru, dersle ilgili 10 puan. İkinci soru, dersle ilgili 10 puan. Üçüncü soru, dersle ilgili 10 puan. Sonra dedi, şimdi son soruyu soruyorum. Allah Allah, hocam dediler, 30 puan, 3 soru. Son soru kaç puan girdi ki? 70 puan. Allah Allah, nasıl bir soru acaba? Sizce neyi sormuş olabilir? Dedi ki, arabanın hangi tekeri patladı? Bu sorunun maksadı şu, bunlar arabanın hangi tekerini, 4 tekerden birini atacaklar. Arabanın da irtibat yok. Seçenekler sınırlı, atacakları 4 tekerden bir tanesi ama tutturma ihtimalleri 1/4 çarpı 1/4 çarpı 1/4 çarpı 1/4 1/256 yani %2 bile değil tutturma ihtimalleri. Şimdi ben diyorum ki bir ravi Hazreti Peygamber'den duyduğunu bir sahabi fetihler dolayısıyla biliyorsunuz sahabiler, tabiler yarım adadan böyle saçılır gibi saçıldılar. Birisi almış başını ta Serhadlere gitmiş, Irak'ta, Şam'da, öteki gitmiş Afrika'ya, Mısır'a vesaire. İkisi de söze şöyle başlıyor. Allah'ın Resulü'nü bir gün şöyle şöyle dedi, şöyle yaptı. Anlatıyor bize rivayeti. Sonra diğer muhaddise kulak veriyoruz. Böyle sınıfın öteki köşesinde değil. Ta şeyde, Bağdat'ta bize konuşuyor. Ve öyle anlattığı olay da 4 seçenekten bir tanesi değil. Hayatın içerisindeki herhangi bir konuyu ama aynı şekilde anlatıyor. Benzer bir muhteva ile bize anlatıyor. Burada eğer isnadı doğru anlarsak, isnadı masaya doğru koyabilirsek, bizim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin söz, fiil ve takrirlerini anlatıp bugünlere taşıdığımız network, Recep Hocam kulağı çınlasın, muazzam bir birikimdir ve elde veri de var. Hangi Recep Hoca? Recep Kırcı mı? Yok, o kullandı bu network ifadesini, Şentürk Hoca. Dolayısıyla bu isnat ağı, o günden bugüne eğer matematiksel olarak doğru modeller isek, kesinlikle ikna edicidir. Bak, kesinlikle ikna edicidir. Şimdi birileri zanlı çıkıyor minbere diyor ki, o onu ondan duymuş. O da ondan, bilmem ne oğlu falanca oğlundan, bilmem nerede bulacağız, sadece izlemi ölme daha. O da oğlu ötekinin oğlundan, öteki ya ben bunun dibini biliyorum diye hava atıyor ya. Arif olanlar da, sizler de bu ilmi okudukça ve gördükçe ve isnadı masaya, yani elin oryantalisti o isnadı o kadar ciddiye alıyor ki Yumbol orada bir teoriyi bize yutturabilmek için ayrıntıda, müşterek ve arabi teorisi, o kadar çırpınıyor. Bizimkine göre o isnat tamamıyla yok zaten. Yani batılının bile ciddiye aldığı kadar hiçbir şey yok orta yerde.
Şimdi bu işte bizim bilimden koptuğumuz zaman geldiğimiz trajikomik nokta. Yani adam orada evrimi bitirmiş, kalmadı böyle bir şey moduna girmişler. Bizim buradaki yeni doğuyu, buldum, evrim var, her şeyi buldum misali. Bu Cenab-ı Hakk'ın bizi getirdiği, yani kara mizah konusu getirdiği durum, bizim meseleye ve Cenab-ı Hakk'ın sözlerine ve yaklaşımımıza doğru bir ayar vermemizden kaynaklanıyor. Son nokta, Allah Azze ve Celle'nin kitabı. Biliyorsunuz bizler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahyin 23 yıllık süre içerisinde peyderpey geldiğini biliyoruz. Endeki rivayetlerden. Yani bazen öyle oldu ki bir ayetin arasına saplama bile geldi. Ayet önce şöyle geldi. لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ Âmâ sahâbî dedi ki, ya Resulallah, Cenab-ı Hak böyle diyor, ben bunu nasıl yapamam? Ayet nüzul etti, غَيْرُ اُلِبْ دَرَرِ araya girdi. Dolayısıyla bırakın ayetlerin, gelip ayetlerin arasına girmesini, ayet içerisinde bile ifadenin girebildiği bir süreçten gelen elimizde bir kitap var. Beklenti nedir? Bu kitabın çok dağınık olması beklenir. Orada, burada, ötede. Ha bir ayet geliyor, nereye yerleştiriliyor? O zaman biz bu kitabı alıp inceleyebiliriz. Hem manası itibariyle, hem sıralanışı itibariyle. Bir başka açı da şu, hocamın ifade ettiği simetrik kitaba konu olan tarafı. Bu ayet, bu kitap, sureler yani bölümler, ve her surenin ihtiva ettiği ayetlerden müteşekkil. Yani Kur'an'ı ifade edebilirsek, 114 tane sayısal bir ifadeyle söylersek, Kur'an 114 tane sureden oluşuyor. Bunun yanlış olan bir tarafı var mı? Yok aslında. Ama biz bu alanı o kadar kirlettik ve bu alanı o kadar çok üniversite dışı birilerinin birilerini kandırdığı, Reşat Halife bu işe ilk girdiğinde adam ajandasında tamam tamam size de geliyorum diye ülkeler çağırıyorlar. Dev paralar veriyorlar kendilerine. Muazzam böyle. Ama sonra işte bir tek adam keyfince hareket ediyor. Bizim orada şey derler, batırdı diye. Keyfince hareket edince işi ben peygamberim, şu ayetlerde zaten yok falan iyice batırınca. Akademik bir süreçte yapmıyoruz ki bu işi. Elimizde hem tefsir alimi, hem Kur'an-ı Kerim'in bu sürecini iyi bilen, hem de aynı zamanda matematiği iyi bilen, bu işlere akademik bir ayar verecek platform yok. Dışarıdan buldum diye yazınca, böyle dergilerde büyük bir şey keşif var diye hurra kapılıyoruz. Sonra adam bu alakayı, ilgiyi görünce, ya herhalde bu kadar bir şey bulduğuma göre var bende bir şeyler diyor ve sonra ben peygamberim biliyor musunuz deyiverdi adam. Ve sonra olay patladı, geliştiği gibi patladı, oluştuğu gibi patlıyor ve kötü bir şey dönüşüyor ve o alanı kapatıyoruz bu sefer. Biri gelse dese ki Fatiha birinci sure, niye birinci dedim ki, niye bir sayıyla ifade ettin ki diyoruz. Yani işte, o işlere hiç girme ya, 114 sure var, o da yasak artık. Dolayısıyla bizim yani derler yani ilk düğmenin yani yeri yanlış olunca artık her şey yanlış geliyor. Bu süreçlerin de böyle bir akıbeti var. Dolayısıyla olayı akademik platforma taşıyabilmek lazım. Şimdi söylediğim hadise şu. Kur'an-ı Kerim'de 114 tane sure var ve her surenin ihtiva ettiği ayet sayıları. Mesela birinci surede 7 tane ayet var. Fatiha suresi. İkinci surede 286 tane ayet var. Böyle gidiyor, yer yer iniyor, çıkıyor. Şöyle bir nazarla baksanız yani bu hani büyük surelerden başlayıp sayılar azalarak gitmiş deseniz buna imkan vermiyor. Arada iniyor, bir daha çıkıyor. Çok yani çok dağınık bir şey. Hiçbir manası yok deyip kenara da çekilebilirsiniz. Veya şöyle diyebilirsiniz. Bu Cenab-ı Hakk'ın Resulüne dikte ettirerek biz gayri mektub vahiy diyoruz. Resulullah gelirdi, vahiy kendini çağırırdı. Bu sure, bu ayet falanca surede şu yere konacak diye. Bu bilgiler o vahiy eşliğinde gelir. Bunlar Kur'an içerisinde olan bilgiler değil. Yani nüzulün içerisinde gelişen bizim tevkifi dediğimiz bilgiler. Ve kitap böyle tamamlandı. Allah Azze ve Celle'nin kitabı. Onu böyle rastgele dağınık. Nereye koyarsanız koyun.
Bir an, bir öne böyle bir şey değil de. Şimdi eğer Allah Azze ve Celle'nin kitabının bu akışında da, bu sayılarda da bir şey olmalı. Bu Cenab-ı Hakk'ın kitabı ya. كَانَتَا رَتْقًا diyen Cenab-ı Hakk'ın kitabı. وَاَنْزَلْنَا الْحَد۪يدَ diyen Yüce Allah Azze ve Celle'nin kitabı. اِنَّ يَوْمَ لَعِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ diyen Cenab-ı Hakk'ın kitabı. خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. Bu denildiği zamanlar, biz asırlardan, 6. asırdayız arkadaşlar. Uzay tasavvuru o zaman ne biliyor musunuz? Diyorlar ki şunlar dağlar, kenarlarda, uzaklarda öyle yüksek dağlar var ki gök onların üzerine böyle oturmuş. Bir tabağın üzerinde sanan, yani uzay, yer tasavvurunun böyle olduğu bir dönemde خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ ف۪ي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي مُسْتَقَرٍ لَهَا. Güneşin hareket ettiğini ilk iddia edildiğinde, ya saçmalıyorsunuz, modelimizde güneş merkez ortada duruyor, biz etrafında dönüyoruz. Vallahi güneş de bir yere gidiyor, biz de gezegenler olarak peşini kovalıyoruz diye adam ispat edince şapkaların hepsi masaya vuruldu. Cenab-ı Hak وَالشَّمْسُ تَجْرِيلُ مُسْتَقَرِّ اللّٰهِ diyeli 14 asır oldu. Biz gidip Kur'an'da da varmış diyemeyiz. Onu baktan baştan söyleyeceğim. Şimdi bu böyleyse o zaman o sayılarda ben sayısal bir gözle bakarsam sayıların ki sayısal ilimde sayıların türleri, çeşitleri var. Çifti var, teki var, zengini var, fakiri var, kıtı var, asalı var, sayılar türleri o bir ilim dalı. Bunlar açısından burada bir düzen var mı acaba? Dediğiniz zaman işte simetri kitabın konusu bu. İlk biz başlayan değiliz. Bizden öncekilerin başlattığı yerden benim 3-4 ay çalıştığım ve seri halinde 4 cilt olarak yayınladığım ama sonra yeter gari böyle bununla bilineceğim ve beni çünkü yaptıkça bunu akademik bir şeyden hoca artık kaydı bir yerlerden sayılar gidiyor diye insanlara ya gelin bakın arkadaş muazzam bir burada düzen var. Bunu o zamanlar da iddia ettim, hala iddia ediyorum. Bu sayısal düzeni rastlantısal olarak oluşturacak bir şeyi siz yapın. Şu anda biliyorsunuz her şeyi artık bilgisayarda modelleyebiliyoruz. Geçen bir evrimci haberlere konu oldu. Dedi ki ben pes ediyorum. Çünkü biz iddia ediyoruz ki canlılık rastlantısal oldu. E buyurun arkadaşlar bilgisayar şurada. Ve saniyede milyarlarca işlem yapabiliyor. Dolayısıyla öyle milyarlarca yıl gerekti dediğimiz zaman onu da açtık. Basit bir düzeneyi rastlantısal oluşturması için modelleyelim. Bekleyelim ondan sonra geçelim kahvelerimizi alalım. Saniyede milyarlarca iş yapıyor. Dolayısıyla bir gün beklediğinizde milyarlarca yıl geçmiş gibidir. O sürekli deniyor. Randomize böyle. Denk gelecek mi? Var ya Tom'un Jerry'e kurduğu düzeni bile çıkmıyor. Yani Tom Jerry'e böyle düzene kuruyor ya, oradan geliyor, oradan ona vuruyor, oradan sonra onun kafasına düşüyor. Basit bir düzenek. Bırakın bir mikroorganizmanın kendiliğinden oluşmasını. Çok iyi bir ilim adamı diyor ki, böyle çok büyük bir rüzgar çölde tozu kum birbirine katmış, büyük bir karışıklık var. Sonra o karışıklık çözüldüğünde oradan bir Boeing 777 çıkmasını bekler misiniz? Bir en basit mikroorganizmanın çıkmasından çok daha muhtemeldir bir Boeing 777'nin bu kargaşadan çıkması. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin bu sayısal düzeni yerleştirdiği bu 114 tane sıralı sayının hikayesi simetrik kitap ve biliyorsunuz biz bu konuda bir arkadaştan teklif aldık. Çok meşhur bir arkadaş. Seninle karşılaşmak, buluşmak istiyorum diye. Çok da iyi tanımazdım o yıllara kadar. Sonra ben biraz inceleyince dedim bunu, yani çok ağzı kötü, ileri geri konuşuyor. Ben bir akademisyenim. Buluşmak istemedim. Üst üste ben çok barışçıl olacağım. Bu da onun ifadesidir tırnak içerisinde. Çok saygılı olacağım, buluşalım, konuşalım dedi. Ve bu dediğim hadisi de 3 ay sürdü. Eğer buluştuğumuzda tam da anlattığımı bunları yüzüne karşı da söylememiş olsaydım şu an söylemezdim çünkü hoca şey söylüyor diyecektiniz. Çünkü
kendisi tam tersi şeyler söyledi. Ona ben iddia ederim ki bak, bu çalışmamızda sen bir tane yanlış bu, de ki bak bu sayıyı arada giydirmişsin, dediğin gibi değil. Ben senin kitabını aldım, daha birinci durakta o yanlış, onu zaten çıkardım. İkinci durakta bu da böyle, onu da çıkardım, yanlış at çöpe diye diye geldiği bir tartışma var bizim kendisiyle yaptığımız. Simetrik kitapta oradan tanındı, öyle bir şey oldu. Matematik bilen, bilmeyenlerin de öğrenmek ilgili duyacağı bir kitap olarak hocam tanıtıyormuş kendisine. Çok teşekkür ediyorum. Çünkü benim doçentlik şeyimin içerisinde koyayım mı koymayayım mı dedim. Hocaların aklını karıştırır mı diye. En son dedim ki ya sen bu doğru bir çalışma yaptın. Anlamasalar bile güven Allah'a koy. Koyduk. Jürinin karşısına geçtik. Benim jürim 3 saat 45 dakika sürdü. Artık sona gelindi. Hocanın biri dedi ki iyi peki anladık. Yani konuşuluyor çalışmalarımız. Bir de senin kitabından dedi, şeyden, dosyandan bir çalışma çıktı böyle, simetrik miydi bir şeydi. O ne, neyin nesi dedi yani, ne alaka? Sen hadis doçent olmak istiyorsun. Dedim ki ya bak işte, keşke koymayaydık. Tam artık jüriyi ayarladım, gönüllerini kazandım, belli bir noktaya geldik, soruları cevaplayabildik. Bu şimdi her şeyi bozabilir. Nefesimi topladım, cevap verecektim ki jüri başkanımız dedi ki hocam oraya hiç girme dedi. Ben dedi o kitabı dedi, benim kıza mı dedi, oğlana mı dedi, verdim dedi. Oğlu sayısal bilimciymiş. Diğerleş bakıver şuna dedim dedi. Ya dedi, çok hayran kaldı ya. Baba dedi bildiğin gibi dedi, çok güzel bir çalışmaymış dedi. Dolayısıyla ona hiç ilişme. Dedim ya Rabbi sen beni burada şeyin ağzından çektin aldın. Konu öylece kapandı. Eğer bir şeyin kendisini bilmezseniz o şeyi ölçme ve değerlendirme şansınız da, eğer o ilmi bilmiyorsanız onu ölçme ve değerlendirme şansınız da olmuyor. Başından beri konuştuğumuz konu da bu. Cenab-ı Hak her şeye değiniyor. Maddeye, atoma, uzaya, her şeye. Bizim buradan bir alan seçip kendimize Cenab-ı Hakk'ın o değindikleri hususlarda ilim yapmamız ve böylece öğrencileri yetiştirmemiz lazım. Hepinize sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.